hazırlanan Büyükşehir Belediyesi kanun tasarısıyla gündeme gelen nüfusu 2000'in altına düşen beldelerin belediyelikten çıkartılarak köy statüsüne dönüştürülmesi tasarısı Cumhuriyet Halk Partisi'ni harekete geçirmiş, genel merkez talimatı ile kapatılacak olan Cumhuriyet Halk Partili belde belediyelerinde 14 ve 21 Ekim tarihlerinde referandum yapılma kararı alınmıştı. Nüfusu 2000'in altında olan eski adıyla İntepe, yeni adıyla Erenköy beldesinde belde sakinleri bugün referandum için sandık başına gitti. Sabahın erken saatlerinde Erenköy meydanında kurulan oy verme yerine gelen belde sakinleri kimliklerini vererek referandum için oy kullandılar. Ataylar mı deniliyormuş? Ben kapatılmasın o zaman. Oy kabininde belde belediyesinin üzerlerinde kapatılsın ve kapatılmasın yazılı oy pusulalarını zarflara koyularak oy sandığına atan ve görüşlerini bildiren belde sakinleri ardından sandıkların açılacağı saati bekledi. Bir kalem ver. Ver. Tamam. Ablalar sen bize zarf olalım ama. Atıp ayağı sen çıkarken de imza atarsın. Kimini alırsın? Erenköy Belde Belediye Başkanı Alaaddin Özkurnaz, AK Parti hükümetinin halkın iradesiyle oylanarak belde belediyesi yapılan Erenköy'ün yasa çıkartmak suretiyle halkın iradesini hiçe sayarak Erenköy'ü geriye döndürerek bir köy yapılmasına karşı olduklarını belirterek şunları söyledi. Bir referandum var bugün. Neden olduğunu açıklayabilir misiniz bizlere? Referandumun gerekçesi AKP hükümetinin yapmış olduğu halk iradesini yok saymak için bir tek kanun teklifi hazırladılar. Burası 1992 yılında belediye olurken kamuoyunu referandum yaparak belediye tercih edildi. Ama aradan geçen 20 yıldan sonra bu kanun teklifiyle halk iradesini yok sayarak ben sizi kapatıyorum derdi. Yani bu belediye olayında, belediyecilik olayında geçen bir 20 yıllık belediye kültürü oluştu. Yani bu yapılan bu referandum olayında biz belediyemizin kapanmasını istemiyoruz. Artı bu 92'de halk iradesiyle referandum yapılarak halk iradesiyle belediye kabul edilmişti. Şimdi bunu yok sayması gerçekten halk iradesini de yok sayması anlamına geliyor. Burada bizim yapılan bu referandum dediğimiz olay her ne kadar resmiyeti olmasa bile insanların buraya oy kullanması, o oyunu kullanması, kendi iradesini sandığa attığı oylarla beyan etmesi, yani bu şeye sahiplenmesi anlamına geliyor. Yine burada 2000'in ülke genelinde zaten 2950 belediye var. Bu belediyelerin 1586 tanesinin kapatılması çok anlamsız. Daha doğrusu dönen bir çarkı, oturmuş bir sistemi çarkı geriye çevirmektir. Artı dönen sisteminin de bozulmasıdır. Daha doğrusu ilk AKP iktidara geldiğinde mümkün olduğu kadar yerellere, iradeyi yerellere yayacağız. Yani yerel yönetim ağırlıklı tüm destekler verileceklerdi. Ne oldu da şu an bu yerel iradeyi yok sayıyorlar? Gerekçe olarak işte biz Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak bu şartnameyi imza attık. Bu şartnameye uygun olarak da bunları kapatma yoluna gidiyoruz.
tam tersine toplum politikalarının nabzını attığı yerler bu belediyelerdir. Şimdi 2006'da Fransa'da şimdi belediye sayısı çok önemli ama Fransa'da da 36 bin tane belediye var. Örneğin 500 kişilik de olsa oralarda yerel yönetimler var. Oranın parlamentosu var. Oranın meclisi var. Bu şekilde hani halk yerel iradenin yönetimin halka yaygınlaştırılması doğru bir tavırdır. Yine bizim burada şimdi 2006 denmesi olayına da katılmıyoruz. Örneğin zorunlu taşımacılık sistemiyle var olan bir ülkede okullara taşımacılıkla eğitim yapılan yerlerde ondan sonra okula kayıt yaptırırken ki burada en bariz örneği burada var. Okula kayıt yaptırırken şey beyan ediyor, adres, ikametgah adresi zorunlu kaydı yaptığı için ikametgah adresini istediği zaman şimdi bakıyoruz burada vatandaş burada oturuyor, çocuğunu okula, Çanakkale kentte okula yazdırmak için de ikametgahı zorunlu olarak Çanakkale'ye taşıyor. Kendisi burada yaşıyor fakat adres Çanakkale'de gözüküyor. Bu da bir çelişki olduğunu kabul ediyoruz. Bizim şu an gerçek reel nüfus sayımız 2100-2200 civarında. Ama işte bu taşımalı olayında, okula kayıt olayında en büyük zararı yine biz gördük. Yani çok mantıklı. Yine 2006 örneğin şu an Türkiye'de 2011-31 Aralık tarihinde adrese dayalı sistemde de 1999 rakamında olan yerlerin kapanması bile söz konusu. Yani böyle bir kriterin alınması çok anlamsız ve saçmalık olarak biliyoruz. Örneğin bizim burası yerleşim yerimiz işte 92'den yani artık kentleşmeye yüz tutmuş. İleriye yüzü ileriye dönükken bu şey ileriye dönük olan yüzü geriye çevirmek gibi bir olaya benzetiyorum ben. Yani bu halkın gelişimini de kültürünü de istememesi olarak değerlendiriyorum. Başkanım toplanan imzalar nereye götürülecek, nereye gönderilecek? Şu an sadece kamuoyuna bilgi vereceğiz, basına bilgi vereceğiz. Bu yapılan oylamada işte bunlar akşam 5'te sandığa açacağız, sayım yapılacak. Bu kamuoyunu bilgilendirecek, bir yerde tepkimizi koymaktır. Örneğin geçen bir milletvekilinin bir tanesi de işte bunlar püsküvit kutularında yapılan oylamadır demesi. Biz bunu gerçekten cehaletin bir örneği olarak hatta cehalet anıtı dikilse o sözü söyleyen milletvekilinin heykelini dikmeleri bence çok anlamlı ifade edeceğini kabul ediyorum. Yani bu şekilde halkın iradesini bu şekilde küçümsemek, bu şekilde yok saymak. Her ne olursa püsküvit kutusunda yapılabilir bu, sandıkta da yapılabilir ama halk iradesine saygılı olmaya davet ediyorum. Çanakkale'deki ve İsmail Kaşdemir milletvekili söz sarf etmiş ve bunu cehalet örneği olarak algılıyorum ben. Halk iradesine, hükümetten de talebimiz halk iradesine mutlaka saygı duymalıdırlar. Halkın kararını onaylarıyla bu kapatma olayı Türkiye genelinde de kaldırılması olarak, komisyonlarda bunların geri çekilmesi olarak bir tepkidir bu. Bu tepkiyi de dile getirmek için bunu yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Saat 17 itibariyle açılan ve sayımı yapılan sandıktan 611 oyla Erenköy Belediyesi kapatılmasın çıktı. Referandumda Erenköy Belediyesi kapatılsın oyu ise 69 çıktı.